Sayın Başkanım, ilk maçımız berabere bitti. Bir penaltı kaçtı. Düşüncelerinizi kısaca anlatar mısınız? Sezon başı tabii. Çok büyük dezavantajlarımız var. Ama bunların hiçbiri bizim hedeflerimizden uzaklaşmamızı ve hedeflerimizle sapmamızı gerektirecek dezavantajlar, biliyorsunuz. Sahamız kapalı. İşte deplasman gibi. Sağ olsunlar, seyirci yeteri kadar ilgi gösterdi. Daha fazla olacak bundan sonraki haftalarda. Yani ev sahibi olmanın avantajını kullanamayacağımı başlamayacağız. Bu da bunlardan biriydi. Kendimizden bahsetmemizi, rakipten bahsetmek isterim. Önemli bir bütçeli, ciddi yer bu grubun. Favori rakımlarından biri kendilerine göre. Biz yine pazarlık olarak mütevazi bir bütçeyle ama önemli bir kadroyla bu ligde başladık. Ve bugün sahada işte ilk maç olmasının heyecanı, kazanma arzusu vardı ama rakip de kazanabilirdi, gördüğünüz gibi çok ciddi pozisyonlar vardı. Biz ona izin vermedik. Kazandığımız penaltıyı da maalesef böyle çeviremedik. Penaltı böyle çevirsek başka şeyler konuşacaktık ama penaltıyı kaçıran arkadaşımız da ilk defa kaçırıyormuş. Çok üzgün. O da üzülmesin. Biz böyle penaltıları kazanalım mı? Kaçırsın yine. Birileri kaçıracak, birileri atacak. Futbolda bunlar var. Bugün burada bırakmak lazım sahada. Önümüzdeki haftaki maçlara konsantre olmanız lazım. Futbol olarak bilmiyorum. Hocalarımızla konuşacaksınız. O konuda pek bir şey söylemek istemem. Kazanmak isterdik. Kazansaydı çok iyi bir başlangıç olacaktı ama futbolda kaybetmek de var yani. Maçı izleyenler, rakibin çok net birkaç pozisyonunda yoruldu. Bizim de vardı ama onların da bireysel olarak fazla bahsetmek istemem ama kalecimiz gerçekten bugün günündeydi ya da tecrübesiyle 2 puanın kaybına kaybolmasını engelledi diyebiliriz. Ama arkadan 3 puan almışız fırsatında maalesef penaltıyla atamayarak kaçırdık ama sonradan giden oyuncularımız, bize sonradan katılan oyuncularımız yani kampta bizde de 3-4 tane sporcu da kattık. Ben zaman içerisinde iyi bir ekip olacağımızı düşünüyorum. Sağ avantajımızı da kullanma günlerine kadar fazla puan kaybetmezsek pazar spor önü açıktır. Dünkü basın açıklamamızı yapan Rıfat Bey, avukat Rıfat Uluşay'ın basın açıklamasının bir bölümünde hedefimizin ne olduğunu çok net olarak gördük. Geçen yılın daha üstünde olmak. İkinci ligi ama şampiyon olarak ama playoff oynayarak ikinciye çıkmak ama geçen yılın gerisinde olmak bizi başarısız sayar. Yani biz başarı çizgimizi de koyduk. Bizim başarı çizgimiz asgari playoff oynamak. O açıdan bizi eleştirenler sezonun sonunda eleştirsinler. İşte şampiyon hedefiyle çıktı. Biz sonuna kadar bu işin içindeyiz. Zaten başarısız olamadığımız zaman kendimiz şimdiden o çizgiyi de koyduk. Onun için ben inanıyorum. Sporcularımız bu hedef doğrultusunda, hocalarımız ve teknik direktörümüz biliyorsunuz uzun yıllar Pazarspor'un her kademesinde görev yapan futbolculuğundan menajerine kadar. O da böyle bir fırsat hak ediyordu. Güzel bir takım kurdu. Zaman içerisinde daha güzel şeyler olacak. Pazar seyircisinde tribüne çekecek, bölge seyircisini çekecek, futbol da oynayacağız. Onu da gözlemledim. Özellikle maçın son bölümlerinde bunu siz de gördünüz. Az kurduğum bir bölümlerden. İyi de bir savunmamız var yani. Kolay kolay gelecek bir takım. Belki bu ligin en iyi savunması bizde. Bu koordinasyonu hocalarımız sağlandığında keyifli maçlar izleyeceğimizi düşünüyorum. Bugün için çok tatmin edici dersen elbette çok tatmin edici ama hava şartları da var, zemin var. Pazarspor doğal çime alışmış bir takım bildiğiniz gibi. Sentetik zemin çok alışık olmadığımız bir zemin. Bir de bu sahayı fazla bilmiyoruz. İyi ki idman yaptık sadece. İlerleyen günlerde daha fazla bu sahayı da tanıyarak o dezavantajı da biraz azaltırız. Farkındaysanız bu konuda da birkaç şey söylemek istiyorum sizin vasıtanızda. Teşekkür ederiz. Biz yıllardır göğsümüzde Çaykur reklamıyla bu sahalara çıktık. Bugün farkındaysanız göğüs reklamımız boştu. Çaykur'a gerekli müracaatlarımızı yaptık. Yıllardır sosyal sorumluluk adına profesyonelliklerden başlayarak ciddi destekleri olan Sayın İndat Şütlüoğlu'nun önceki Ekremci zamanında başlayan spora destek maalesef bugün itibariyle yok. Ama bu olmayacak anlamına gelmez. Siyasilerimizden rica ettik. Genel müdürler toplantılar yapacaklar. Buna şiddetle ihtiyacımız var. Sadece pazar sporun değil, hopa sporun, işte off sporun, yani çay bölgesinin profesyonel takımlarının
Artı bizim kadın handbol takımımız Süper Lig'e çıktı. Evet. Bu hesapla çıktık biz. Yani bütçeyi yaparken Şarkı'nın desteğini de hesap ettik. Bugün bir anda bunu yok demek insafsızlık demeyeceğim ama çok zor durumda bırakır. Ardışın Gençlik Spor Kulübü aynı şekilde Süper Lig'de, handbolda. Çoğu yerlerde Çaykur gibi kurumların böyle desteklerine sosyal sorumluluk denir. Ben başka bir terminoloji kullanacağım ama bunu siz de lütfen paylaşın. Çaykur'un bize ve bizim gibi kulüplere ulusal anlamda Rize'yi temsil eden, yani Rize dışındaki Edirne'den, Muğla'ya, Antalya'dan, Van'a, Kars'tan Hatay'a kadar çoğu yerel, bazıları bölgesel televizyonlarda yayınlanan, Ziraat Türkiye Kupası'nın maçlarında yayınlanan ve forma reklamıyla bu çıktığımızda önemli bir tanıtım sağlayan bir araç. Başka yerlerde buna dediğim gibi sosyal sorumluluk derler. Çaykur'un bizim gibi kulüplere destek olması sosyal zorunluluktur. Bu terminoloji özellikle kullanmak istiyorum. Zorunludur. Sosyal anlamda zorunludur, evet. Ekonomik anlamda zorunludur. Bölgenin gençlerine destek anlamında. Ben Sayın Genel Müdür'le birkaç kez randevu almak istedik. Seyahat dedi ya, ben bunu birebir kendisine de anlatacağım. Kendisini ikna edebilecek tek adam da benim. Ederim ben, ikna ederim. Çünkü anlattıklarım, yaptıklarımız da ortada. Çünkü bu desteği Çaykur Rizespor dışında ilk alan kulüp biziz. İlk alan kulüp Pazarspor. Biz de başladı. Bir bitmemeli yani. Ama ileriye dönük başka planları varsa oraya bir termin verirler ama bugün birden kesemezsiniz. Yani ne diyeyim, içme suyunuzu bir anda biri gelip kesiyor yani. Hadi demesi lazım ya. Sen işte bir ay sonra keseceğim, üç ay sonra keseceğim. Bir anda vanayı kapatamazsınız. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Siyasilerin mutlaka destek verecek. Eski spor bakanımız, bize milletvekilimiz zaten konuyu da biliyor. Ama biraz medyada da işlersek Çaykur'un yönetimi de buna bir çözüm bulacaktır diye düşünüyorum. Çok ihtiyacımız da var. Son transferleri çok zorlayarak yapabildik. Halbuki bu kaynak olsaydı en kolay ekonomik sezonu geçirecektik. Yine başa dönmezsek bile başa döndük. Bu desteği mutlaka istiyoruz. Bu destek de gelirse Pazarspor'u seneye de ikincilikte görebilirsiniz. Peki, çok teşekkür ederiz başkanım. Çok teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim.